Evet, Altaş TV ekranlarından herkese günaydın, mutlu hafta sonları diyoruz. Cumartesi günleri artık yaz programı kapsamında 52 dakika programıyla karşınızda olacağız. Bizler muhteşem bir alanda, şehri İstanbul'da, Üsküdar ve Beykoz'un orta noktasında, güzel bir sahil alanında 52 dakikalık bir programla karşınızda olacağız. Tabii bütün yoğun bir sezonu geride bıraktık. Pandemi süreci ve yaptıklarımız, yapamadıklarımız derken ekranlarımızı boş bırakmak olmazdı. İstanbul'dan da birbirinden kıymetli ünlü isimlerle sizlerle olacağız. Bugün çok kıymetli bir isim. Tüm Türk halkının ve bölgenin de tanıdığı isimlerden. Tabii ki Çocuklar Duymasın adlı dizinin fenomeni namdiğer Fısfıs İsmail bizlerle beraber. İlk konuğumuz, ilk kobayımız da diyelim. Tabii yeni başlayacağız. Yeni başlarken tecrübelerinden faydalanacağız. İşin aslı magazine doğru gideceğiz. Yaşanmışlıkları ve duyulmamış hikayeleri de dinleyeceğiz bu arada. Tabii şimdiden bizi izleyen tüm dostlarımıza da ekranın başından ayrılmamaları ve Facebook üzerinden de yayında olacağız. Yayınımızı da paylaşmanızı, aynı zamanda sevgili İsmail abi halktan biri, sizden biri, sorularınız varsa Facebook üzerinden yazabilir, merak ettikleriniz varsa bize eşlik edebilirsiniz diyoruz. Ve efendim az önce de ifade ettiğimiz gibi yeni program kobayımız. Ve tabii ki ilk programla birlikteyiz. Sizleri Fısfıs İsmail olarak dizilerden tanıyorlar. Dilerseniz biz Süleyman Yağcı olarak dinleyecek olursak buyurun kendinizden sizi dinleyelim efendim öncelikle. Teşekkür ediyorum. İlk konuğunuz oluşumun inşallah faydasını görürsünüz. Abdestli bir adamım, bereketli Evet. bir adamım. İnşallah iyi izlenir, iyi reytingler yapar. Halk tarafından beğenilir. Ben de sizin ifade ettiğiniz gibi Rize Çayeli Kestane Köyü'nden Süleyman Yağcı. Asıl mesleğim devlet memurluğu, ambulans şoförlüğü. Bu arada her memurun yaptığı yan dal hobilerinden benim de sanatla ilgilendik. Karadenizli olarak sektörde oyunculuk ve sanat dünyasında bir boşluk olduğunu, aslında çok güçlü ses sanatçılarımız çıktığını biliyorum. Çoğunu da tanıyorum ve asla yeri doldurulmayacak abilerimiz vardı. Ki bunlardan da en değerlilerinden bir tanesi yine sevgili Kamil Sönmez abimizdi. Gerçekten aşırı derecede bir sevgim olan bir abimizdi. Oyunculuk dalında bir boşluk olduğunu ve bu dalda da benim bir çaba göstermem gerektiğini gördüm. Elimizden geleni yaptık. Beğenildiysek, bir şeyler başarabildiysek, güzel bölgem Karadeniz'i temsil edebildiysek ne mutlu bize. Evet, şu anda tabii selamlarını ileten dostlarımız da var. Ve aleyküm selam uşaklar. Mesajları da okuyacağız. Sevgili Fısfıs İsmail, Süleyman Yağcı, dilerseniz tabii birçok magazin programı var, konuşuldu, konuklu oldunuz ama tabii gündemi konuşalım, ardından biraz magazine doğru da gideceğiz. Malum hala pandemi sürecindeyiz. Bizler de mesafeyi koruyarak yayını yapmaya çalışıyoruz. Pandemi süreci nasıl atlattınız? İstanbul'da mıydınız? Bu süreci sizler nasıl atlattınız diye programa da başlamış olalım. Pandemi sürecini çok rahat atlatanlardan biri oldum. Köydeydim çünkü. 5 ay üzerine İstanbul'a geldim. 15 gün oldu İstanbul'a geldim. Allah nasip ederse Salı günü de memlekete tekrar gideceğim. 5 ay köyde pandemi dönemini geçirdim. Bu pandemi hastalığı çıkınca Allah götürsün bir daha bu milletime getirmesin. Amin. İndim şehre, aldım bir çuval un. Şeker, tuz, zeytin, zeytinyağı derken çıktım köye. Kendi ekmeğimi yaptım. Kendi yağımı, peynirimi komşulardan aldım. Köy yağı, köy peyniri. Köyde çok rahat bir hayat geçirdim. Sıkıldığımda indim tarlaya, ot kestim, dal kestim. Acıktığımda çıktım balkona, yemeğimi yedim, çayımı içtim. Hiç maske takmadım. İşte 15 gün önce gelince burada maske takma işi çıktı hakikaten.
bir kez daha olayın ne kadar ağır geçtiğini anladım. Maske takmak çok zor bir şey. Kurallara uymalı, tedbirlere tabii uymalı. Tabii ki. Ama Allah bir daha bu millete böyle bir şey yaşatmasın. Bundan beterini de yaşatmasın. Bu aslında bir işarettir. Allah diyor ki ben buradayım. Bakın istersem yüzünüzü ne hale getiririm, isterseniz sizi ne hale getiririm. Hani bazı insanlar der ki Allah nerededir göster bana. Allah her yerdedir. Allah yeşil yapraktadır, topraktadır, şu anda konuştuğumuz dilimizdedir, baktığımız gözümüzdedir. Yani Allah'ı bana göster diyene ben de diyorum hadi sen de bana koronavirüsü göster bakalım. Hadi şu anda almış olduğumuz nefesi göster bana. Görüyor muyuz? Mesela bir rüzgar var. Bak dallar sallanıyor ve bize vuruyor. Hissediyoruz ama onu görmüyoruz. İşte Allah da böyle bir şeydir. Yaradılan her şeyin içinde Allah vardır. Onun için Allah bizi acısın, günahlarımızı bağışlasın. Hepimiz günahkarız. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Mutfağa girdim dediniz. Yanılmıyorsam doğru mu? Doğru. Peki bir Karadenizli olarak hem ne tür yemekler yapmayı seversiniz? Yengeme yardımcı oldunuz mu? Yani bu artık bir akım oldu. Herkes birbirine dedi ki biz bunu yapıyoruz, siz ne yapabilirsiniz? Peki Fıs Fıs İsmail mutfakta neler yaptı? Şimdi eskiden kıtlık zamanında bir çocuk çok acıkmış. Babaannesine sürekli ağlayıp yalvarıyormuş ki bana ekmek ver. Babaannesi de oturmuş başlamış ağlamaya demiş ki uşağım annen de ekmek var mı da sana vermiyor. Şimdi ben yengeyi gördüm mü ki? Yengeye yardımcı olayım. Yenge İstanbul'daydı, ben Rize'de tek yaşadım. Evet. Hayat sürdünüz. Mecburen mutfaktaydınız o zaman. Mecburen mutfaktaydım. Ayrıca beraber olsak da hanım beni mutfağa sokmaz. Çünkü o sırasıyla işini yapar, ev hanımıdır, çok güzel yemekler yapar. Ama ben tek yaşadım. Niye öyle oldu? Benim kız hamileydi, hanım onu bırakıp gelemedi. Ben gitmek zorundaydım, tek kaldım. Şimdi de şu anda bugün 55 günlük dedeyim. Allah 55 gün bugün analı, Samsun'dayız. Evet. Gözümüz aydın. Sağ ol. Allah hepinize nasip etsin. Nasıl torun sevgisi? Yani ya bir başka oluyor tabii. Tarifi olmaz ki. O şey düşün diktiğin bir aşlama, bir meyve fidanı büyüyor ve meyve veriyor. Bambaşka bir sevgisi. Başka oluyor ama bir başkasının meyvesini yemek ayrı, kendi diktiğin fidandan meyve yemek ayrı. Şimdi dede olmak da böyle bir şey. Kendi kökün, kendi neslin, kendi emeğin karşılığında Allah sana böyle güzel torunlar nasip ediyor. Çok mutlu bir şey. Allah herkese nasip etsin. Hayırlı evlatlar, hayırlı torunlar, hayırlı nesiller, bayrağımızı kollayacak, ezanımızı dindirmeyecek, toprağımız için ya cihan, ya savaş diyecek, ya ölüm, ya kalım diyecek. Vatansever millet Allah nesip eylesin, nesil eylesin, bizleri korusun. Amin diyelim. Ezandan, bayraktan bahsetmişken, dün tarihi bir karar hem Danıştay'ın 2 Temmuz itibariyle açıkladı ama düne bıraktığı bir karardı. Tabii bizlerin ülkemiz adına, Müslüman ülkedeyiz. Bir, tabii 86 yıldır ezan okunmayan müze kararıyla Ayasofya'dan bahsetmek gerekirse güzel bir kararla, güzel bir sevinçle karşı karşıyayız açıkçası. Akşam İstanbullular akın akın Ayasofya'nın önündeydi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 20 Eylül itibariyle orada bir ulusa sesleniş yaptı. Ayasofya'nın bu açıklamalarıyla birlikte artık ibadete açılacak. Tabii 24 Temmuz'da da İnşallah cuma namazını da burada eda edeceğiz dedi. Dilerseniz gündeme dair bunları da sizden dinleyelim. Şimdi tabii ki bir hikaye vardır. Sen kadiden iyi mi bilirsin diye. Şimdi biz tabii meclisten, Yargıtay'dan, Danıştay'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha iyi bilemeyiz. Arşivler onların elinde. Onlar işini bilen zeki insanlar. Böyle bir karar aldılar. Tabii ki ben bu karara çok saygı duyuyorum ama bizim de yurt dışında çok camilerimiz var. İnşallah bunlara misilleme yapmazlar. Yurt dışındaki camilerimizde işte ibadet, namaz kılan, ibadet eden Müslümanları rahatsız etmezler.
güzel bir şey oldu, güzel bir karar oldu diye düşünüyorum. Allah hayırlı etsin, Allah pişman etmesin. Allah'ın izniyle, Allah'a güvenerek çıkılan her yolda başarı olacağına inanıyorum. İnşallah. Bizler aslında biz oyuncuyuz. Yani bizler ne başarırsak başaralım, kendimizle gurur duymadan önce Allah'a şükretmeliyiz. Çünkü bize bunu nasip eden Allah'tır. Allah nasip etmese kimse yerinden kıpırdayamaz. Sakat olursun, işte yaşayamazsın, ölürsün. Bu her şey Allah'ın nasibiylendir. O nasip ediyor, biz de çaba gösteriyoruz ve bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Allah bizi başarılı etsin inşallah. Devletimize, milletimize, Ayasofya'mız hayırlı olsun. Atatürk bu ülkede çok çekti, çok. Çünkü Türkiye'de ve Türk siyasetinde her zaman yalakalar, vatan hainleri, vatanın en değerli nimetlerinden faydalanıp ama vatan hainliği yapan, uç kuruşa vatanı satan, çok her zaman başarılı insanların, devlet seven, devlet ekranı insanların etrafında satın alınmış, kanı bozuk düşmanlar olmuştur. Atatürk da bu çileli yolda çok yoruldu. Çok çileler çekti rahmetli. Ondan sonra Özal çekti, Menderes çekti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çekiyor. Yani aslında ben anlamıyorum. İç siyasette insanlar birbirine eleştiri yapabilir saygı içerisinde. İç siyasette saygılı bir şekilde sen başarısızsın, sen şöylesin, böylesin evraklarını koyarak yapabilir ama dış siyasete geldiği zaman tek yumruk olmamak gerçekten hem cahilliktir, hem zavallılıktır, hem hastalıktır, hem vatan hainliğidir, hem bu dünyasını hem de öteki dünyasını kaybedecek kadar bir aptallıktır. Evet, sevgili Kısmız İsmail, biraz size doğru gidelim. Yani sizi Rize'ye doğru, memleketinize doğru götürelim. Gidelim. Çocukluğunuza gidelim. Yani işin magazin tarafını artık başlayalım. Fısfıs İsmail, çocukluk yıllarına doğru gidecekse hatırladığı kadarıyla nasıl bir çocuktu? Yaramaz mıydı, haylaz mıydı? Sizi hatırladığınız kadarıyla biraz da çocukluğunuzu sizden dinleyelim. Hatırladığım kadarıyla değil, ben hiçbir şeyini unutmadım. 6 yaşımdan sonrakini hatırlıyorum. Biraz gevezeydim. Ataktım, hiperaktiftim. Ama çok iyi bir çocukluğum geçti. Açlık görmedik, kıtlık görmedik. Her zaman bulduğunla şükreden bir çocukluğumuz geçti. Mesela biz o zamanlarda senede bir tane pantul görsek, dünyalar bizim olurdu. Peki, yeni yeni ürünler alınıyor, pantolonlar alınıyor. Şunu söyleyeceğim, yani bu ayıp değil. Yaşadığımız anları anlatmak aslında bizim en güzel yanımız olsa gerek. Ayakkabılarımız, lastiklerimiz, gerçi biz hep kara lastik giydik orada. Trabzon lastiğiyle buyurduk tabii, aynen. Kara lastik. Peki, yamalama deriz. Tabii çok. Pantolonları da bir başkasının pantolonunu kendi bedeninize göre ayarlayıp giydiğiniz oldu mu? Çok, o da oldu, yamalı da oldu. Mesela aşağı yukarı 10 tane yaması olan pantolonumuz da oldu. Ama şunu söyleyeyim bak, ben 7 yaşında bile o günkü Allah'a şükrümle bugünkü şükrüm arasında hiçbir fark yok. Şimdi şöyle, ayağımdaki kara Trabzon lastiği bile yıprak olurdu. Pantolonumda 10 tane 15 tane yama olurdu. Çorabımız zaten 40 yerden delik olurdu. Babalarımız alırdı da biz çocuktuk ya, bunları çok yıpratırdık. Tek pantolonla bir seneyi geçirirdik. Lastikçe 1-2 numara büyük alınır. Büyüyorsun. Tabii tabii. Büyüyorsun. Tabii 1-2 öyle numara. Öyle lastik giydiniz tabii, mi? Tabii tabii. Muhakkak 1 numara büyük alınır. Peki o lastikle bahçeye gittiğinizde yağmurlu, ıslak zeminler olur. Ayaklarınız içinde kayar gider. Oho. Onları hem de neler, hem de neler. Hiç unutmadığım bir anım vardır. Dinleyelim. İlkokula gidiyorum. Öğretmenim bir soru sordu. Tahtada yazmamı istedi.
Aslında sorunun cevabını biliyordum ama tahtaya kalkamadım. Çünkü pantolonumun kıçı yıpraktı. Tahtaya kalkamadım görünür diye. Bildiğim soruyu kalkı yapamadım ve öğretmenim de o zaman bana tokat atmıştı haklı olarak. Ama bak ben çok aşırı mutluydum o zamanlarda da. Niye biliyor musun? Ya Rabbim sana şükürler olsun. Bugün belki pantolonum yok, çorabım yok, ayakkabım yok ama bana pantul giyecek, çorap giyecek, ayak giyecek, ayakkabı giyecek, sağlık vermişsin, ayak vermişsin, kol vermişsin, beni sapasağlam yaratmışsın. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Çünkü olup da giyemeyen hastalar vardı. Mesela rahmetli Sakıp Sabancı bir gün ekranda ağladı. Dedi ki, araba fabrikam var ama oğluma bir araba hediye edemedim dedi. Onun için ben 7 yaşından beri şükrünü aldığım her nefesi şükrünü eden, içtiğim bir damla suyun şükrünü eden bir adamım, hala da devam. Huzur ne eşyadadır, ne paradadır, ne şöhrettedir. Huzur İslam'dadır ve kardeşliktedir. Küçük olmanıza rağmen, küçük yaşta huzuru buldum dediğiniz, az da yetinmeyi bilen ama bugün de aynı süreci devam ettiren bir İsmail var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bak eğer sen şükrünü bilmiyorsan, gözün tok değilse, huzurun ve mutluluğun İslam'da ve kardeşlikte, sevgide, sağlıkta, hazine gibi olduğunu bilmiyorsan, şu bu bulunduğumuz işte Üsküdar kordonini, evet. Beykoz kordonini sana vereyim. Ya dersin şu karşı Tarabya tarafını da ver dersin. Orayı da veririm dersin ki ya Altunizade'yi de ver, Umraniye'yi de ver. Niye? Gözün doymuyor, şükrün yok. İnsanoğlu doyumsuzdur diyebilir miyiz? Ama nefsini yenip aldığın her nefesin bir cevher, bir sevret olduğunu biliyorsan işte bil ki o gün mutlusun, o gün huzurlusun. Peki az da yetinmekten bahsettik, yoksulluktan bahsettik. Anne babanız ne iş yapardı o dönemlerde? Çiftçi. Rahmetli annem inek yapardı, yağ yapardı. Babam da onunla da çiftçiydiler. Çaycıydılar, çiftçiydiler, okumamış. Rahmetli annem okulun kapısından hiç girmemişti. Babam bir gün gitmişti. O zaman şartlar öyleydi. Kaçkar Dağları'nda yetişmiştik. Sırtımızda ben 12-13 yaşlarındayken sırtım aldığım yükün kilosu 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo böyleydi yani. Ya bir şey için böyle boyatamadık, kısa kaldık da. Aynı boydayız. kıymetli dostlar, Facebook üzerinden de canlı yayındayız. Yayınımızı paylaşmanız noktasında bir kez daha uyaralım. Sevgili İsmail abi, mesajlar var. Bir iki mesajları okumamı isterseniz. Tabii. Halkın mesajı çok önemli. Bu program ortak. Yani tabii. Sizinle birlikte. Halkın mesajı önemli. Yayını paylaşmanızı istiyoruz kıymetli dostlar. Almanya'dan izleyenler var. Yurt dışından izleyenler var. Onların da selamlarını ileteceğim. Ordu'dan izleyip de burada muhteşem bir manzarada program yapıyorsunuz diyenler var. Yaşar Kazancı, günaydın. Ankara'dan selam olsun. Bizden de Ankara'ya ve tüm dostlara selam olsun. Ümit Doğan, aile efradımız da izliyor. Sülalemiz de izliyor burada. Aile efradına da selam olsun diyelim. Salim Kaya, hayırlı uğurlu olsun. Konuğunuza da selam demişler. Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Serkan Aydın, kıymetli sanatçımız. Selamlarını iletmişler. Güzel bir program. İstanbul'da zaman zaman kendisi gelir. İstanbul'da özledim. Konuğunuza da selam demiş. Yıldıray Aleyküm. Demirtaş, sizlere de selamlar efendim. Yine Zürbiye Gürsoy. Şu an mesajlarımız da aynı zamanda ekranımızda. Güzel bir uygulamamız var. Yazılan mesajları ekranımızın alt tarafında da uygulamada gösteriyoruz. Zürbiye Gürsoy, sizi izlemek için erken kalktık. Güzel bir program. Zevkle izliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Serkan Aydın, inşallah İstanbul'a geldiğinizde sizlerle de bir program yapalım değerli üstadım. Adem Gürsoy yine iyi yayınlar, konuğunuza da selamlar demiş. Tabii firma ismi vermeyelim ama Almanya'dan sevgili İbrahim Akkaya, kıymetli bir esnafımız ve Almanya'dan bizi arayıp Muratçığım sizin için de bir katkıda bulunmamız gerekir deyip bizi arayarak destek olan bir abimiz. Selam olsun. Almanya'ya da selam olsun diyelim. Yine Hacer Yılmaz Ortim'e selam söyle diyor. Bizim Hacer. Evet, menajerimiz.
Erdal Doğan yine güzel program oluyor, iyi yayınlar demişler. Ahmet Alişanoğlu, açık hava, muhteşem bir hava, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Beytullah Varıcı, öncelikle hayırlı olsun. Açık havada güzel bir program, başarılarınız daim olsun demişler. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Tabii zaman zaman soruları da almak istiyoruz. Tabii halkın soruları çok önemli. İsmail Bey'e merak ettiğiniz soru varsa neden fıs fıs İsmail diyebilirsiniz? Farklı sorularınız olabilir. Biz hazırladık ama sizin adınıza belki yetersiz kalabilir. 52 dakika efendim programın dakikası. Daha çok zamanımız var. Merak ettiklerimizi de biz sormaya devam edeceğiz. Peki okul yıllarınıza doğru da gidelim. Zeki öğrenciydiniz, zeki çocuktum dediniz ama okul yıllarınızda dersleriniz nasıldı? Eskiden şöyle tırnakları tutup bir sopada vurma geleneği vardı. Tabii tabii. Okul yıllarınıza doğru gidecek olursak dersleriniz, öğrencilik yıllarınıza dair bize neler söylemek istersiniz? Ben çok zeki biriydim ama derslerim çok kötüydü. Çünkü okumayı hiç sevmiyordum. Bu büyük bir hata olduğunu bugün gördüm. Gerçekten hiçbir işe yaramayan, yolda gördüğün bir kağıt parçasını bile kaldırıp okumak lazım. Çok zeki olmama rağmen okumadım. Büyük bir eksikliğim. Ben inanıyorum ki okusaydım, şu anda bu ülkede başbakan bile olma ihtimalim çok fazlaydı. Çünkü ben halkımı ve vatanımı ve hizmet etmeyi çok seven bir adamım. Benim için başarı mutluluktur. Benim için hizmet mutluluktur. Ve benim şu dünyadaki bir tek sermayem sevgidir. Sevgi inanılmaz bir başarıdır. Çünkü insanlara, doğaya, varlığa, hayvanlara sevgiyle baktığın zaman hem sen mutlu oluyorsun hem de baktıkların mutlu oluyor. Aşılamayacak da bir şey yok haliyle. Kesinlikle. Okumadım, pişmanım, zekiydim, Allah vermişti ama ben nasibimi o dalda aramadım. Ne olmak istiyordunuz? Yani doktor olmayı çok isterdim. Çünkü neden diyeceksin? Benim için yeryüzüne gelmiş, peygamberden sonra, Resulullah'tan sonra en değerli varlık, en değerli meslek, en değerli canlı doktorlardır. Ancak mesleğinin değerini ve bilincini bilen doktorlar. Bir de var hastasını sadece para gören, hastası kendi annesi babası değilse önemsemeyen, işte maaşını hesaplayan, maaş için doktorluk yapan doktorlar var. Onları tenzih ediyorum. Onları anlattığım övgülerin dişine bırakıyorum. Ama doktorluğun ne olduğunu bilinciyle yapan bütün doktorlar bilsinler ki öteki dünyada cennete gidecekler. Çünkü onların mesleği kutsaldır. Onlar çok değerlidir. Onlar hayatımızın en önemli varlıklarıdır. Her birine saygılarımı sunuyorum. Mesela ölen rahmetli Cemil Taşçıoğlu, Rizeli hemşerim. Evet. Benim aşırı derecede, çok ileri derecede bir arkadaşımdı, abimdi. Yani bana bir kere Süleyman bile demedi. Hep Süleyman'ım, kardeşim derdi böyle. Üstelikle. Yani bu adam şu anda cennette bile doktor olduğuna inanıyorum. Çünkü o çok değerliydi. Çok değerli doktor arkadaşlarım var. Ben öyle doktorlar tanıyorum ki yani meleke göster bana desen git göster yani. Hastası için. Hastası için kendini feda eden doktor arkadaşlarım vardır. Ne mutlu ki ülkeden böyle değerlerimiz tabii geldi, tabii. Ya bu vatan, ama... bu vatan çok güzel evlatlar yetiştiriyor. Kesinlikle. Bakma sen içimizde İşte 3-5 tane çapulcu, 3-5 tane vatan haini, 3-5 tane Allah düşmanı, 3-5 tane Atatürk düşmanı çıkan insanlar vardır ama hakikaten bu vatan tıpkı yeşillikler fışkırdığı gibi
çok değerli evlatlar yetiştiriyor. Bugün bunu biz 15 Temmuz'da gördük ve asla unutmayacağım bir tanesini anlatayım. Bir tane başını jilete vurmuş bir sakallı bir delikanlı, kellesini tankın önüne koydu. Tank yandan geçmeye çalıştı. Bu sefer bütün vücuduyla yattı. Ebir tekerin altına kellesini koydu ve tank oradan geçemedi. Şimdi sevgili İsmail abi, buna ne kadar oyun diyebilirsiniz? Yani şimdi orada bu işte çocuk şov yaptı da dediler onun için. Bak, tank geliyor. Şov yapmaya ihtiyacı yok. Yani nerededir? Çıktı da ben oyum diyor mu? Şov yaptı mı? Ve bu adam tıp fakültesi öğrencisiydi. Evet. İşsiz, güçsüz, zavallı sokaktaki bir ayyaş değildi. Tıp fakültesi öğrencisi. Ne şovu, ne anlatıyorlar? Onlar kim biliyor musun? İnsanları böyle şovmenlikle suçlayıp, bastırıp vatandan soğutmak için kullanılan maşalardır onlar. Böyle bir şey yok. Ne şovu? Allah bilir daha 15 Temmuz ve Allah göstermesin. Bunun gibi darbeler veya olaylar yaşanmasın. Aynen ama bilsinler ki 50 tane 15 Temmuz'da yapsalar bu vatanda bitmeyecek nesiller ve evlatlar vardır. Kellemizi de veririz, bedenimizi de veririz, canımızı da veririz. Hiç böyle bir şeye kalkışmasınlar. Bu memleket rahmetli Menderes'i verdi, bu memleket rahmetli Atatürk'ü verdi, rahmetli Ozal'ı verdi. Başka verecek hiçbir şeyimiz yok, dikkat etsinler. Ya hep gideceğiz, ya hep kalacağız. Yine ortak paydamız vatan, illa da vatan diyoruz. Vatan. İç siyasete uğruna karışmam. İç siyasette isteyen istediğine saygı içerisinde desin. Ama belgeli de desin. Konuşabilir. Belgeli. Tabii belgeli. İftira atarak değil. Belgelesin desin. Ama dış siyasette tek yumruk olmayan babamın oğlu da olsa tanımam. Bir ve beraber olmaya ihtiyacımız kesinlikle var. Sevgili Süleyman Yağcı, şu da var. Az önce konuşurken işte doktor olmayı istiyordum. Biz birçok röportajında ve sizi yakinen de biliyoruz, sohbetimiz oldu ama ambulans şoförlüğünüz var. Evet, 30 yıl ambulans şoförlüğü yaptınız. Yani bu nereden çıktı? Yani doktor olmak istiyordunuz, ambulans şoförlüğü artık emeklisiniz. İşin emeklilik sürecinde inşallah tatlı bir süreç yaşarsınız. Neden bu ambulans şoförlüğü doğdu? Dedim ya, insanlara hizmeti çok seviyorum. Sevgili Hacer Yılmaz'a da buradan tekrar selam ediyorum. O şimdi beni çok iyi tanıyor. Çok da nasıl konuştuğumu biliyor. Şimdi ben insanlara hizmeti çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Kürtmüş, Lazmış, Çingeneymiş, fakirmiş, zenginmiş umurumda değil. Körmüş, topalmış hiç umurumda değil benim. Ben herkesi seviyorum. Yunan'ı da seviyorum. Amerikalı'yı da seviyorum. İngiliz'i de seviyorum. Ancak benim vatanıma, inancıma, bayrağıma laf etmeyecek. Diyelim ki vatandaş Allah'a inanmıyor. O onun bileceği. Beni bağlamaz. Namaz kılmıyor. O onun bileceği. Beni bağlamaz. Açık giyinmiş, kapalı giyinmiş. Bunlar hiç beni bağlamaz. Ama vatanıma, toprağıma, milletime, bayrağıma saygı duymak zorundadır. Benim inancıma saygı duymak zorundadır. Kendi inanmayabilir, Allah ile kulun arasında. İstediğini yapsın. Ama saygı şart. Kesinlikle. Atatürk'ü sevmiyor adam. Sevmesin ama Atatürk'e hakaret edemez. Atatürk bu milletin, tabii rahmetli bu milletin varlığıdır. Efendim Peygamberimize, Resulullah'a inanmıyor. İnanmasın, beni ilgilendirmez. Ama asla hakaret edemez, küfür edemez ve inananların inancına hakareti olamaz. Çünkü bu millet Resulullah'ı seviyor. Resulullah'ın ümmetidir. Benim bayrağımı sevmiyor. Sevmesin. Ama o bayrağa saygı duymak zorundadır. İnsan insana saygı duymak zorundadır. Efendim adam Yunan'dır. Ya onu da Allah yaratmış. Benim adam Kürt'tür. Kürt olsun, o da benim kardeşimdir. Çanakkale'de sadece Karadenizliler mi çarpıştı? Kürtler de çarpıştı. Karadenizli de çarpıştı. Abazası da, Boşnağı da, Sırt Sırt'e çarpıştık. Bu vatanı Atatürk'ün önderliğinde kurduk. Ama
Eğer bir Kürt kardeşim ya da eğer bir Karadenizli kardeşim vatana, millete, bayrağa saygı duymuyorsa, diş güçlere vatanı satıyorsa, o zaman hiçbir şekilde benim gönlümde yeri yoktur ve hiçbir şekilde ben ona insan gözüyle bakmam. Haindir. Ambulans şoförlüğünüzü dedik. Kısaca onu alalım. Doktor olamayınca ambulans şoförü olduk. Niye? Hizmet etmek için. 30 yıl insanları şöhret olduktan sonra 18 sene ben ambulans şoförlüğüne devam ettim. Araçlarla bir şeyiniz var mıydı? Yani araçlara dair bir ilginiz var mıydı? Tabii. Ambulans şoförlüğü dediniz. Araba kullanmayı çocukluğumdan beri seviyordum. 13 yaşında araba kullanmaya başladım. Komşuların, arkadaşların arabasını alıyordum. İşte burada oraya kadar gidiyordum, buraya kadar gidiyordum. Böyle. Beni zaten kimse şoför yetiştirmedi. Ben bindiğim arabalarda şoförlerin ne yapıyor diye kollayarak şoför oldum. Co-pilotken şoförle öğrendim. Evet. Ambulans şoförüsünüz. Ambulans hayat kurtaran bir kurum. Baktığınız zaman anlık bir yetişmemiz gereken yer var. Kısaca bir anı, hayat kurtaran bir kişi, kimlik ve kurumda yer alan biri olarak anlatacağınız, yani çok anılar vardır ama bir anıyı bizimle paylaşsanız. Ya yüzlerce anımız vardır. Ama biz hayat kurtardık diye hiçbir zaman demiyorum kendi kendime. Biz vesileyiz. Hastayı sağ senin teslim ettiğiniz zaman. Biz vesileyiz. Allah müsaade ediyor. Biz de hastaneye götürüyoruz. Doktorlar da müdahale ediyor. İnsanoğlunun alacağı bir nefes varsa Cenab-ı Allah onu nasip ediyor. Biz ancak o müdahaleyi yapmakla yükümlüydük. Sağ olsun doktor arkadaşlarla ortak çok 30 yıl çalıştık. Çok güzel tabii ki hatıralarımız, anılarımız oldu. Hele şöhretten sonra hiç unutmuyorum. Bir adam İstinye'de bizim diziyi izlerken beni çok seviyormuş. Çok büyük bir hayranımmış. Karadenizli üstelik de Rizeli. Bir akşam çok aşırı kahkaha gülmüş. Yemekten de yeni kalkmış. İftar yapmış. O vesileyle aşırı gülüşüyle herhalde tansiyonu çıkıyor, kalp krizi geçiriyor. Ben de o gece nöbetçiyim. İhbarı aldım ve bana 500 metre yakında. 1,5-2 dakika sonra adrese vardım. Hemen hastayı aldık, sedyeye koyduk, getirdik ambulansa yerleştireceğiz. Bu arada ben vatandaşa dedim ki tamam bana bırakın, bundan sonra seni ben halledeceğim falan filan. Adam duymuş benim sesimi. Kendi kendine diyormuş ki ya ben öldüm de İsmail Bey öteki dünyada da mı karşıma çıktı acaba diye. Süper. Sonra biraz daha kendine geldi. Tabii o arada evde doktorlar müdahale etti. Doktor arkadaş, sağlıkçılar. Bilinci yavaş yavaş geliyor. Biraz daha bilinci açılınca gözlerini açtı. Ambulansa baktı. Kabirde miyiz? Neredeyiz diyor. Ben öldüm mü diyor. Yok yok abi diyorum. Sen İsmail misin diyor. İsmail'im diyorum. Adam kalktı, sedyede oturdu, başladı sohbete. Hadi dönelim eve çay içelim diyor. Hastaneye gerek yok. Aldık gittik. Öyle bir süreç. Peki biraz daha sorulmamışlara gitmek istiyorum. Hiç aşık oldunuz mu? Yani evlilik yaşayan biri mutlaka bir aşk. Görücü usulü evlendim. Nasıl evlendiniz? Nasıl tanıştınız? Beni de, hanımı da tanıyan ortak bir dostumuz, ben askerden geldiğimde babama diyor ki, ben böyle bir kız tanıyorum, kefiliyim, senin de oğlunu tanıyorum, onun da kefiliyim, bunları birbirine verelim diyor. Babam da geldi dedi böyle. Ben de dedim bir tanışalım, konuşalım, Allah yazmışsa olur dedim ve bugün 32 yıllık evliyim. Şimdi bizim Cimilli İbo der ki, eskiden sevdalıklar yürekten, şimdi sevdalıklar hep döneyi direkten. Yani deliler gibi seviyorlar, 90 gün sonra ya da 3 sene ya da 2 sene sonra boşanıyorlar, ortada da bir çocuk var, bilmem ne. Toplum alakı tabii. Biz 32 senedir, Allah bozmasın, inşallah nice 32 seneler yaşarız. Ama şuna inanıyorum ki, benim 32 senelik evli oluşumun başarısının %80'i hanıma aittir. Yani Allah, dedim ya, Allah'ı seversen Allah da seni sever. Kurban olduğum Allah bu dünyada insanoğlu için kainat yarattı. Kainat bizlere hizmet etmek için yaratıldı. Cenab-ı Allah der ki
ben insanları yaratmasaydım kainatı yaratmazdım. Kainatı yarattım ki insanlara hizmet etsin. Yani şu anda şu toprağın 100 metre altında, 50 metre altında yaşayan bir böcek bile bize hizmet ediyor. Bizim haberimiz yok, bilmiyoruz ama o bizim hizmetkarımızdır. Şu yeşil yapraklar bizim hizmetkarımızdır. İşte Cenab-ı Allah da bana yarattığı kainatta insanoğlu için, bu kainatın içinde yaratıp da bana nasip etmediği hiçbir şey kalmadı. Şu anda bir meleke gelse karşıma tikilse dese ki hocam, Allah yarattı da sana vermediği ne var? Söyle, Allah gönderecek dese meleke'ye derim ki Allah'ıma şükürler olsun, Allah'ıma elhamdülillah olsun. Benim için vermediği hiçbir şey yok derim yani o derece. Hayatın hep bir hayatın mutlu her olan, tadını, zevk alan bir... Her tadını aldım ben hayatın. Her, hiç eksiğim yok. Çocuklarınız var mı? Bir oğlum, bir kızım var. Allah bağışlasın. Bak, Allah orada bile sadece erkekle bırakmadı, sadece kızla bırakmadı ya da hiç evlatsız bırakmadı. Bak orada bile diyorum bak, insanoğlu için yarattığından almadığım tad yok diyorum bak. Hem kız var hem erkek var. Düşündünüz müydü? Yani öncelik kızım olsun. Yok. Evlat evlat. Bir evlat. Evlat evlat. İlk evladınız dünyaya geldi. Evet. İsmail Bey yanında ya da değil. O anki hisleriniz neydi? Yani bir artık evlendiniz. Yani bir ev reisi oldunuz. Ya çok şükür diyorsunuz. Şu an benim de tüylerim diken diken oldu. Muhteşem bir şey. Ellerinizden öper, 3 çocuğum var. Allah herkese nasip etsin. Amin, amin. O çocuk dünyaya geldiğinde ne hissettiniz? Ya kapının önünde sezeryenli oldu çocuğum. Kapının önünde bekledim. Daha doğar doğmaz ebeler getirdi kucağıma. Ben daha tanıdığım ya, ambulans şoförüyüm ya. Evet. Getirdiler kucağıma, daha doğar doğmaz yıkanmadan öptüm çocuğu. Tabii o başka bir şey. Hiç unutmuyorum. Oğlum 4 ya da 5 yaşlarındaydı. Gece saat 11'de top istedi. Gece 11'de top istedi. Gece 11'de Çayeli sokaklarını delik deşik ettim, top buldum, getirdim. Çocukları için kendini feda eden bir babadır diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Aşırı, aşırı yani öyle evlatlarına az boz değil ama kurban olduğum Allah evlatlarımı da öyle verdi. Yani, onları hayata nasıl yetiştiriyorsunuz? Yani çocuklarınızla ilginiz, alakanız var. Yani bir ebeveyn olarak, bir ata olarak çocuklarınızla ne kadar ilgileniyorsunuz, neler söylüyorsunuz, telkinleriniz neler? Valla şunu söyleyeyim, benim çocuklarımın yanında ben zerre kalırım. Benim oğlum da, kızım da beni bine katlarlar. Vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, Allah sevgisiyle. Benim oğlum şimdi ya da kızım bugün yolda giderken ya da bir çöp kenarında ya da bir yerde 10 milyon dolar bulsunlar, bilsinler ki biz bunu buradan kaldıracağız ve bizi kimse görmeyecek, asla ellerini sürmezler. Süper. Asla yalan konuşmazlar. Hatta şöyle bir işi anlatayım. Oğlum 4 senedir Amerika'dadır. Turist olarak gitti, kaçak olarak oturuyor. Geri dönmedi, turist olarak kaldı. Şimdi orada 3,5 sene evli kalırsan çift pasaport alıyorsun. Evet. Bundan bir ay önce bir tane Türk asıllı kızla evlilik yapacaktı. Kızın babası gelmiş oğluma, demiş ki oğlum, demiş, sen benim kızımla gerçek mi evlenmek istiyorsun yoksa oturma izni almak için mi? Demiş abi, demiş, ben, demiş, oturma izni almak için evleniyorum, demiş. İşin gerçeğini de söylüyor. Evet, demiş ki oğlum, o zaman benim kızımla olma, demiş. O gerçek evlilik istiyor. Peki abi, demiş, özür dilerim. Olmam, demiş. Ben ona yalan demem. Korkma, demiş. Bu sayfa kapandı, demiş. Adam kalkıp gittikten sonra oğlum beni aradı. Dedi ki baba, bana öğrettiğin dürüstlüğü, dedi, burada da unutmadım. Hiçbir zaman unutmayacağım, dedi. Aynen uyguladım, dedi. Ne yaptın oğlum, dedim. Dedi ki böyle böyle, babası dedi ki gerçek mi evleneceksin yoksa oturma izni için mi? Ben de gerçeği söyledim. Olmadı, dedi. Dedim ki aferin oğlum, yediğin ekmek, aldığın nefes helal olsun. İstersen o Amerika'da hiç oturma iznin olmasın ama o Amerika'da hiç hak yemeden, hiç yalan konuşmadan Türkiye'ye dön. Çok değerli.
Öyle yetiştirdik. Allah'a şükür olsun. Evet, Ahmet Erdoğan Koca Koç'un da selamları. Vay Ahmet, Ahmet Koca Koç. Ahmet Koca Koç deyince Ordu ve Ahmet Koca Koç dersek. Kısaca Ordu'ya da gittiniz mi bu arada? Ben Ordu'ya çok gidiyorum. Hem Ahmet Koca Koç sayesinde gidiyorum. Hem Ordu'da çok ortak arkadaşlarımız var. Hem de sevgili medyum Memiş hocamız Ordulu. Onun evine çok gidiyorum. Memiş hocam benim çok iyi bir dostum, çok iyi bir kardeşim, arkadaşım. Sürekli Ordu'ya gidiyorum. Hatta nasıl bir hatta buradan, memleket olarak görüyorsunuz? Buradan bir şey daha söyleyeyim. Tahminim bir ay sonra artık Ordu'da uzun zaman kalacağım. Çünkü Kuzey Yıldızı Aşk dizisinde inşallah oynamaya başlayacağım. Bir saniye, bir şeyler vardı. Ben onu alacaktım. Bu mudur? Bir sürprizimiz vardı, bir çalışmamız vardı. Evet, evet. Bir araya geldik, çay içtik. Evet. Yapmayı planladığınız program var mı diye sormuştum. Evet. Bir kez daha dinlemek istiyorum sizden. İşte inşallah görüştük iki gün önce yapımcı şirketle. İnşallah şu anda yazlık sezon tatilin nedirler. Evet. Dizi başladığında Ordu'da değerli hemşerilerimle... Ekranlarda sizi göreceğiz, Ordu'da sizi göreceğiz. Evet, evet. Ordu'lu hemşerilerimle çay içeceğiz, kahve içeceğiz. O zaman bir mesaj daha alalım diziye dair, size dair. Valla ben geldikten sonra daha çok izleneceğine inanıyorum. Bu programın bir güzelliği de bu oldu. Yani ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Bunu da beklemiyordum. Bir sürpriz vardı ama neydi? Olumlu mu, olumsuz mu? Son dakikaya bırakacaktım. Evet. Harika, güzel bir süreçte işleyecek. Peki... O diziden, oyunculuktan güzel haber vermişken dilerseniz bu bölümden sonrası da geri kalan kısmımızda oyunculuğa doğru gidelim. Yani Süleyman Yağcı işte ambulans şoförlüğü, Zeki'ydi okuyamadım dedi ama bir oyunculuk karşısına çıktı. Dizilerle, oyunculukla ilgili bir merakınız mı vardı? Eğitimini aldığınızda bu süreç buraya doğru mu götürdü? Nasıl başladınız bu serüvene? Şimdi ben ambulans şoförüydüm. Diziler izliyordum. Her dizide bir Karadenizli rolü var ama yapamıyordular. Mesela işte ben şimdi bir doğuluyu ne kadar oynayabilirim? Yapamıyorlar ha, şive bakımından. Şive bakımından. Tamam. Yani şimdi ben bir doğuluyu ne kadar oynayabilirim ki? Ne edersem edeyim bulaştırırım yani. Şimdi bir bakıyorsun mesela Karadenizli rolünde oynayırlar. Çidiruk, çeliruk, böyle ağızlarını eğiyorlar. Olmuyor yani. Ya diyorum ben de kendi kendime, niye acaba bizim uşaklardan oynayan yok? Sonra bir gün Mahallenin Muhtarı diye bir dizi vardı TRT'de. Evet. Onu izliyordum. Çok uzun yıllarda o ekranda kaldı. Orada Erkan Bey'in Bulgar göçmeni olduğunu öğrendim. O esnada? Tabii, adam Karadenizli'yi oynuyor, Bulgar göçmeni. O akşam kararımı verdim. Dedim ki, Bulgaristanlı bile gelmiş Karadenizli'yi oynuyorsa... Bizim uşaklar gittiler fırıncılık, pastacılık, restorancılık, mutfakçılık derken sanat dünyasına girmediler. Kültür sanattan da uzak kaldılar haliyle. Ben dedim gideyim. Ertesi gün gittim bir dilekçe yazdım, tayin dilekçesi. Dediler nereye? Dedim İstanbul'a. O dönemde Rize'desiniz. Tabii tabii, Çayeli Devlet Hastanesi'ndeydim. Dediler deli misin? Herkes İstanbul'dan kaçmak istiyor. Sen İstanbul'a gidiyorsun. Etme. Ne işin var senin? Dedim ya bizim uşaklar dedim sanat dünyasına girmemiş. Bir boşluk var, bir gideyim neyin nesidir. Herkes bastı kahkaha. Ya arkadaşlar dedim. Yani gittim diye kalmaya mecbur muyum? Giderim, bakarım. Olursa ne ala, olmazsa dönerim geri. Gelirken içinizdeki his neydi? Ne kadar kendinizden emindiniz? Bu kadar şöhret olacağımı hiç hayal etmiyordum. Ancak şöyle bir dua ettim Allah'a. Dedim ki ya Rabbi, şöhret ve para, makam beni değiştirecekse, benim şu anki Süleymanlığımı benden alıp başka bir insan kılığına sokacak, kişiliğine sokacaksa bana nasip etme ya Rabbi. Peki bugünü saydığımız zaman şöhret size ne kattı, sizden ne götürdü ya da o söylediklerinizde hala geçerli mi? Geçerli, geçerli. Allah değişmedi diyorsunuz. Allah beni şöhrete, paraya, makama teslim etmeden bendeki emanet zanı almayı nasip etsin. Ne demek, ne demek? Hangi makam, hangi şöhret, hangi para insanlıktan daha değerlidir? Ben rahmetli Sakıp Sabancı'yı mezarına indirip ilk uç kürek toprak atan adamım.
Yanına bir çeyrek altın bile koymadılar. Hepsi boş hemşerim. Anneden çıplak doğarız. Anneden doğduğumuz gibi yine toprağa gideriz. Anladın mı? Hepsi boş. Ben sanatımla, kişiliğimle ne zaman gurur duyarım biliyor musunuz? Öldüğüm zaman eğer benim öldüğümü duyan vatandaşım, sevgili kardeşim, elini açıp bir elhamdülillah, bir kuluvallah okuyup da ruhuma gönderip de iyi bir insandı diyorsa işte o gün ben gurur duyarım. Ha, ölü adam gurur duyar mı diyeceksiniz? Evet duyar. Cennetle müjdelendiği zaman ondan daha büyük gurur mu var? Tabii. Şöhretmiş, paraymış. Bak bir şey söylemek istiyorum. Buradan bütün izleyen seyircilerime bir şey söylemek istiyorum. Şöhret, para, makam hepsi geçicidir. Sen zaten dünyaya gelirken o kadar değerli gelmişsin ki Allah senin için kainat yaratmış ya. Sen daha ne için başka şeylere kafanı takıyorsun? Başka şeylere teslim oluyorsun. Bak, Allah'ın en değerli yaratığı biziz. İnsanlarız. Çünkü Allah bizim için kainat yarattı be kardeşim ya. Şu gördüğün toprak, yaprak, çiçek, balık, deniz, su hepsi bana hizmetkardır. Hizmet ediyor. Ne kadar değerliyim ben ya. Şöhret nedir ya? Biliyor muyuz? Şöhret, he? İnsan olarak biz değerini biliyor muyuz bunların? İşte bilmiyorsan olmadı. Bilmiyorsan şöhretinle övünürsün, paranla övünürsün, makamınla övünürsün, yüksek dağları ben yarattım dersin, koltuklarını nereye böyle kadar, kabartırsın. Peki, nereye kadar gidecek? Zavallı. Nereye kadar gidersen git. Bu tip gideceğimiz insanlar zavallıdır. Bak, nice profesörler, nice zenginler. Ben şu görmüş olduğun Boğaz'da 20 sene hasta taşıdım. Şu gördüğüm Boğaz'da. Türkiye'nin en değerli yeri neresidir? İstanbul Boğazı. İstanbul dünyanın Boğazı'nda en zengin yer neresidir? Tarabya. Ben orada 20 sene hasta taşıdım. Sokaktaki ayağında çorabı olmayanı da morga götürdüm. Oradan toprağa. Rahmetli Sabancı'yı da morga götürdüm. Oradan toprağa. Herkesin tek sermayesi vardı. Ya da tek yükü vardı. Sermayesi yaşarken ki dürüstlüğü ibadet idi. Sırtındaki yükü de yaşarken kazandığı günah idi. Onun için en değerli varlık insanlıktır, güzelliktir. Evet, diziyle nasıl tanıştınız? Finale doğru gidiyoruz. Ha, geldim Çocuklar burada. Çocuklar Duymasın dizisi zaten insanlar sizi hep bu şekilde biliyor. Sokakta yürürken geçtiğimiz gün Şişli'de, Mecidiyeköy'de yürüyoruz. İsmail abi hem bir resim hem bir selam veriyorlar. Biraz o şöhreti de konuşalım dilerseniz. Nasıl tanıştınız diziyle? Ben Rize'den gelirken en son gece yattığım zaman işte dediğim gibi Allah'ım dedim şöhret para makam beni değiştirecekse bana nasip etme. Ben çok şöhretli bir adam olmak istiyorum dedim. Çünkü çok insan sevmek, çok insan tarafından sevilmek istiyorum. Dua almak istiyorum dedim. Çok zengin olmak istiyorum. Çünkü fakire, fukaraya, yetime, bilhassa yetim ile şehit çocuklarına yardım etmek istiyorum. Bana güç ver Allah'ım dedim. Ancak bugün böyle deyip de yarın şöhreti, parayı, makamı bulduğumda bu dediklerimi unutacaksam Allah'ım bana bunu nasip etme dedim. Allah da birebir duamı kabul etti. Hamdü sedalar, şükürler olsun. Diziyle nasıl tanıştım? Geldim burada. Dedim ki bu işler nasıl oluyor? Sordum. Dediler gidip ajansa yazılacaksın. Ben de gittim ajansa yazıldım. Akşam yazıldım. Sabah beni bir diziye gönderdiler. Eyvah Kızım Buyudu diye bir dizi vardı. Aynalı Tayır vardı. Turkan Şoray ile İkinci Bahar vardı. Böyle dizilere gittim. Hep yönetmen arkadaşlar şey dediler. Ya sen neredeydin şimdiye kadar dediler. Biz niye seni hiç görmedik? Dedim memleketteydim. Hatta bazıları çok kızdılar. Sonra Birol Güven sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Hayatımdaki çok değerli bir insan. Dikkat Ayrılsak da Beraberiz diye bir dizi yapıyordu TRT'de.
Orada birkaç bölüm oynadım. Gittim kendini ziyaret ettim. Dedim abi benim yazarsam ben oynamak istiyorum dedim. Sağ olsun kırmadı beni. 8-10 bölüm yazdı. Bayağı da ağır roller yazdı. Sonra dedi ki iyi oynuyorsun dedi. Gel dedi yeni bir dizi yapıyorum orada oyna dedi. Kaan Gürgün, Zeyda Düvenci ile Dikkat Bebek Var diye bir dizide oynadık. Sonra dedi aa dedi sen bayağı güzel oynuyorsun. Gel dedi şey de oyna dedi. Çocuklar duymasın diye bir dizi yapıyorum dedi. Oranın patronu ol dedi. Yani başrol. Orada da Allah'a şükür patron İsmail, fıs fıs İsmail, şöhret İsmail olduk gittik. Peki. buraya kadar da geldik. Bak uşak bir şey diyor oradan. Ne oldu uşak? Evet. Son final yapın. Selam verin. Mesaj 52 dakika programı buraya kadar getirdik. 51. dakikayız. Son 1 dakikayı verdik. Mesajlarınızı da bitirelim o zaman. Herkese buradan selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Unutmayın ki bizler bu dünyada misafiriz. Birimiz belki 50'sinde, birimiz 10'unda, birimiz 20'sinde, birimiz 80'inde bilemiyoruz. Yolcuyuz. Unutmayın ki biz ateşimizi de buradan götürüyoruz, aşımızı da buradan götürüyoruz. Ateş de, aş da götürmek kendi elimizdedir. Sermayeniz dürüstlük olsun, güzellik olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli izleyenler, yani yaz döneminin ilk programı. Güzel de bir program. İlk konuğumuz, ilk kobayımız diyoruz. Bizleri kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Sevindirici bir haber, mutlu bir haberle Kuzey Yıldızı dizisinde artık ordumuzda olacağını da ifade ettiler. Çocuklar Duymasın dizisinin fenomeni. Kıymetli bir isim. Namı diğer Fıs Fıs İsmail ilk konuğumuzdu. Bizlerle beraber oldu. Haftaya yine kıymetli bir isim, kıymetli bir konuğumuzla karşınızda olabilmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.